Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kamuoyunda yaş sınırı tartışmaları sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. Kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırı olması ya da herhangi bir sınır olmadan emekliliğin gündeme gelmesi bekleniyor. 2023 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşmasında EYT'de en kapsamlı düzenlemenin yapılacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaş sınırına değinmedi. Bilgin'in konuşmasının ardından yaş belirsizliği yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre NASA'da iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Yaş sınırı kadınlarda 46, erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmayacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. EYT düzenlenmesinin 12 Aralık Pazartesi günü muhtemel kabine toplantısında ele alınması beklenirken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Öte yandan bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Bakan Bilgin, milletvekilleri yaş sınırı ile ilgili ısrarlı sorular üzerine de bütün veriler ortaya çıktıktan sonra karar vereceğiz. Bir karar açıklama beklentisi doğru beklenti değil. Zaten 15-20 gün içinde meclise intikal edecek demişti. CHP'den de EYT'de yaş sınırına tepki gelmişti. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'de yaş sınırlaması getirileceği iddialarına ilişkin, EYT'lilerin hayalleriyle alay etmeyin, insanlar emeklilik hazırlıklarını yaptı, bu konunun takipçisi olacağız ifadelerini kullanmıştı. İşverenlerin kalifiyeli elemanlarını kaybetme riski ve tazminat külfetinin ağır olmasından dolayı EYT düzenlenmesine ilişkin mesafeli yaklaştığı biliniyor. Bu da EYT'de yaş sınırı tartışmalarını beraberine getirmiş. Kadınlarda 48 veya 50, erkeklerde 50 veya 52 şeklinde yaş sınırı getirileceğine ilişkin haberler çıkmıştı. Üst düzey yetkililer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle EYT ilgili tasarı planlarında geriye dönebileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirmişti. Kaynaklar bütçe üzerindeki baskılar nedeniyle Erdoğan'ın EYT'de daha az kişiyi kapsayacak alternatif bir plan üzerine çalıştığını da belirtti. Buna göre nihai karar pazartesi günkü kabine toplantısında verilecek. Kaynaklar alternatif planların içerisinde en yaşlı çalışanlara erken emeklilik sunulmasının da bulunduğunu söyledi. Orijinal planın maliyetinin 250 milyar liraya aşacağı belirtilirken şu andaki planının mağdur durumdakilerin %60'ını karşılayacağı da tahmin ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sigortalı olduktan sonra oyunun kuralı değiştiği için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 99'daki düzenleme ile emeklilikleri ertelenmişti. Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP'nin yönetiminde de geri adım atılmamış. Aksine 31 Mayıs 2006'da çıkarılan kanun nihai emeklilik yaşı 65'e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleri ise bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT'liler ise çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan da şikayetçi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bu ay meclise geleceğini söylemişti. Kapsamını tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki bu ayın sonuna kadar meclise getirecek söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım. Ocak ayına sarkmaz ifadelerini bulundu.